birbirinize nazlanmayacaksınız ona. Onun kusurunu, senin kusurunu öyle çapı kaliteli olur. Kalitesi yani çapı bu kadar değil de bu kadar değil. Yani böyle, bana böyle dedin. Ya şöyle baktın. Demeyeceksin kardeşim. Bugün Allah şahit. Allah şahit olunca, yalana şahit olunca kafir olur. Hangi namazda olduğunu bilmiyorum. Öğlen ve ikindi. Vallahi billahi utanıyorum ya. O kadar geçmişim niye geliyor? Bazen böyle geliyor ya. Bu bana niye yaptı bugün? Ya öğlen ve ikindi. Ve geçmişimdeki o sanki sıkıntıları, pislikleri, günahlarımı, eksikliklerimi, hizmette hizmet adına yaptığım yanlışlıkları, hizmet adına ettiğim iştihattaki yanlışlıkları, hepsi tak 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 dizildi, doğruldu. Ne dedim biliyor musun namazda? Allah affetsin ya, tayyatta. Bu gömlekteydim. Ne yapayım ya? Ya artık sen bilirsin. Ne yaparsan yap. Yani ne yaparsan yap yani. Ya yapacağım bir şeyim yok yani. Ne yapayım yani? Bu kadar rezilim. Böyle tayyatta kucağıma bakar. Mecmuatul Adab öyle diyor. Secdeye bakılır ama esas edep kucağına bakmaktır tayyatta. Ettehiyyatıda. Böyle hepsi toplandı ya. Şunu yaptın yanlış. Şurada iştihat ettin yanlış. Şu yanlış çıktı. Şuna fırça attın. Buna böyle oldu. Böyle baktım. Ne yapayım? Yani bıraktım Allah'a. Dedim ki sen bilirsin. Öyleyim ama gene sen bilirsin. Sonra bir şey paylaşacağım. Bunu paylaşmak için demedim. Bir şey geldi. Dedim ki ya Rabbi sana teslim oldum. Tevekkül ettim, teslim oldum. İtimat ettim, sana kanaat ettim. Allah'a kanaat ettim. Ya Rabbi ne yaparsan yap. Sonra bir ruhumda şöyle bir hal geldi. Onu da paylaşayım. İlk defa. Hizmet ediyoruz. Dini mübine hizmet ediyoruz. Güya Allah'ın dinine yardım ediyoruz. La vallahi Allah'ın dinine yardım etmiyor kendi. Böyle bir o haletin verdiği bir şeyle sanki Allah'ın İslam davası onun değil, benim davam hissetti. İslam Allah'ın davası değil, benim davam. Yani Allah da isteyebilir, ben de istiyorum. Yani Allah'tan İslam'a hizmet ettim demiş almak değil, İslam'ı yeryüzüne hakim etmek benim davam haletim geldi. Yani Allah'a hizmet edeyim, Allah'ın rızasını almak için değil, bu benim davam. Davamı yapacağım yani. Yani birisine bir ittifat değil, tam tersine bu davam uğruna ne kimsenin bekleyeceğim. Bu davama birisi bana yardım ederse ben minnettar olurum. Yani. Çünkü davam benim. Yani şu çıktı kısacası. İslamiyet Allah'ın davası değil. İse de onun da davası. Senin de olur. Senin davan olman benim için. Ya ben bu dava benim ya. Allah istediği için değil. Ya ben bunu istiyorum. Ya bu dava İslam benim davam ya. Böyle bir halet ve düşünce oldu. Kalbime gitti. Allah'ın rızası değil ya. O ikinci derece. Bu benim davam. Doğru ve yanlış. Bu meczup ve delili. Ne dersen dersin. İşinize nasıl silersin. Bu İslam benim davam ya. Benim davam. Ben bunu ciddi, bunu dünya hakim kılmak ben istediğim için. Bu çok ciddi ve doğru bir hakikat. Bunu bütün insana ulaştırmam lazım gibi bir hali. Davan peki ne kar olur? Şimdi düşünüyorum da ne bu o? Artık o davana ufak bir zerre kadar yardım ederse memnun olursun. Mesela şöyle diyeyim. Araban battı çamura. Kimse çekmeye, itmeye, çamura gidip ayakkabısını berbat edip itmeyi bekleyebilir misin? Yabancıya. Peki kendi çocuğuna? Yani şekerim. Nereden ayakkabısın? İt lan çabuk. Peki bir insan dese ki böyle çamurdun kenarından ip atsa bir eliyle nazlı nazlı çekse iki eliyle de değil. Kendi minnettar olmaz mısın? Evet. Der misin? Ne yapıyorsun lan artist? İki elle çeksene. Der misin? Demez. Ha bu benim davam dediğin zaman kimseden bir şey beklememek şu.
Onlar da bana hizmet ettiği kadar minnettar olursun, yapmadığı kadar ona kızmaz. Çünkü mecbur değil gibi olursun. Kızmanın sebebi onu o mecburdur zannediyorsun. Senin İslam benim davamdır. Eğer Allah'ın davası dersen ne yapıyorsun kardeşim? Ben yapıyorum, sen de yap. Bu dershanede hizmet yapıyorum. Ben ampul getirdim. Sen de ampulün elektriğini yatır. Böyle olur. Niçin olur? Yani bir şeyin etrafına toplanmışız. Benim değil de ortada bir dava var. Hepimiz el atmışız. O zaman nazlanmak olur, itham olur, itme kalkma olur. Ama öyle demeyeceksin. Ortada bir dava değil. O dava benim, ben. Benim. Ben kurdum bu davayı. O zaman birileri omuz attığı zaman en ufak bir öyle bir eliyle dahi arabayı çekse çamurdan memnun olur. Mecbur değil der. Mecbur değildi. Ben memnunum. Ama dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Ortada bir dava var. Hepimiz hizmet ediyoruz. O zaman birbirinizden beklenti olur. Omuz versene kardeşim. Sen de yapsana. Sen niye demiyorsun? Sen git sen. Birbirinize itham ve şeylik oluyor. Bundan oluyor. Bu dava benim. Bu dava benim olduğumu ister yardım et, ister etme. Ben gayret edeceğim. Kimseyi memnun etmek değil. Baba, kimseyi memnun etmek derdim değil. Ya ben davamı aziz edeceğim, hakim kılacağım. Demiş ya İngiliz kamerat başkanı, neydi o? Lord Curzon. Lord Curzon. Bu Kur'an demiş. Müslümanların elinde oldukça biz onlara hakiki galip olamayız. Ne yapıp bu Kur'an'ı bu Müslümanların elinden almalıyız. Kamerada demiş yani. O kraliyet dairesinde. Ustad gençti. Onu duyunca medyada demiş ki ben de bu Kur'an'ı hakikatini dünyaya ispat edeceğim diyor. Dünyanın başına geçireceğim diyor. Hak ve hakikat olduğunu ispat edeceğim. O gün meşale öyle yaktı. Ben de bu Kur'an'ın hak olduğunu ispat edeceğim dedi. Böyle çıktı. Kimseden de bir beklentisi yoktu. Kimseyi de memnun etmek diye bir derdi yoktu. Hatta haşa. Kimseyi memnun etmek, razı etmek değil. Ben bu Kur'an benimdir. Ben. Bu İslamiyet'i ben kurguladım. Bunu ben aziz edeceğim. İnsanın önüne hiçbir şey gelmez daha. Öyle dedi. O arabayı tekeliyle çekti. O dedi, baktı geçti. Kolay gelsin. Gafur Bey dedi, çekip gitti. Diyor musun? Eşek herifler, içsene lan arabayı, çamurda işte. Der mi? Yok, mecbur değil. Dolayısıyla bu hizmet etmeye kimse mecbur değil. Kim kendisini bu dava benimdir diyorsa kendisi el atacak zaten. Değilse değildir kardeşim. Davan değildir. Ben sana he senin davandır nasıl değil? Ha? Yani kendi çocuğunu memnun etmek için başka birilerini memnun düşünür müsün? Kendi İsmail'ini ha? Memnun etmek için ben çocuğu memnun ediyorum ha falan. Selahattin abi sen de memnun ol yani çocuğum memnun. Yok. İnsan kendi çocuğu memnun etmek için başkasını memnun etme ihtiyacını duymaz. Ondan memnuniyet de beklemez. Biz İslam'a böyle bakacağız. Bu benim dava. Kimsenin rızası memnuniyetin değil. Bu davamı en güzel göstereceğim. Yani içinde neler konmuşsa bunu aziz edeceğim. Yani Rüştü abi demişti. Dedi ki o kadar namaza alıştım ki ahi derdi arabada. Nasıl bir ruh olmuş? Haşa haşa üç defa da haşa derdi. Bak, Allah dese ki tamam namaz bitti kaldırdık. Namaz kaldırdık. Aynen böyle dedi. Namazı kaldırdı. Böyle yaptı. Camdan Peugeot'su vardı. 400'ler. Bir tane de şoförü vardı. Ona dedim ne diyecek şimdi? Gençiz daha 20 küsür. Böyle baktı. Allah herhalde Allah namazı haşa haşa kaldırsa daha kılmak yasaktır dese inan hep haram işlerdi dedi. Çünkü dedi ben onsuz yapamam ki dedi.
Çok aha işte. Tak sarıksız kıldığını hatırlamam. Pantolonlu hiç görmemişim. Çantasında sarığı vardı. Kalemsiz, kitapsız, defterssiz, çantasız gördüm bilmem ki hiçbir Nurcu bilmez onu. Yani hiçbir Nurcu öyle değildi eskide. Kitapları vardı, Kur'an olur Nurcu'nun çizdiği kitap. Bir de kendi okuduğu kitap olur. Birisine verecek ufak risale olur, hediye. Kalem, kağıt, not alacakları olur. Tesbihatları olur. Hepsini. Benim çantasız bir derse gittiğimi gördün mü? Çantasız derse gittiğim gözükmemiştir. Ben hiç şahit olmadım. Hem de normal bir çanta değil. Kocaman bir çanta. Evet. Eğer bir yere gidiyorsam hususi düğünle ve cenaze mutlaka not almışım. Cebimde onunla alakalı 2-3 tane kağıt var. Bunu sorarlarsa bu, yani bu sol kalbimin üzerine koyduğum tevhid dersi, şuraya haşir koyarım. İki tanesiz, yani böyle bombasız gitmem. Cebimde. Tevhid sol tarafımdadır, hiç onu hiç düşünmem. Ne diyor falan, hiç böyle diyor. Hangi taraf diye aramam. Ha, bu tevhiddir sol. Bu tarafta haşir. Ezberlemişim. Onu kağıdı çıkarırım. Yani bir cenaze ve düğünde, bak diye oraya okurum. Yani.